Uzunca bir süredir gergin olan ipler bugün sonunda koptu. Mahkeme kararıyla İyi Parti'ye dönen Ümit Özdağ zehir zemberek açıklamalarla partiden istifa etti. Özdağ'ın sert açıklamalarına Akşener'den hakem millet yanıtı geldi. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben Akşener'le birlikte kurucusu olduğum İyi Parti'den istifa ediyorum. Hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz. Hayatta başarılar diliyorum. İyi Parti'den ihraç edilmiş, iki ay önce yargı kararıyla geri dönmüştü Ümit Özdağ. Bu kez son sözü söyledi, istifasını verdi. İyi Parti'nin onurunu sattınız. Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır. Bu sürecin önünü açmıştır. Prensibimdir benim. Ayrı bir yol tutan hiçbir siyasiyi suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı. Şimdi milletin huzuruna çıkıp milletimiz herkesi tartacak. İstifa gerekçelerini açıklarken İyi Parti yönetimine ağır suçlamalar yöneltti Özdağ. İhraç sürecini başlatan FETÖ iddialarını sürdürdü. Telefon kayıtlarınızda FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefon görüşmeleri varsa, evet bu arkadaş FETÖ ile iltisaklıdır. Türk milliyetçileri de zamanı geldiğinde bu zihniyetten ağır şekilde hesap soracaklardır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Eskişehir'de esnaf turuna çıkan Meral Akşener ise halkın gündemi farklı dedi. Özdağ'ın o iddialarına yanıt vermedi. HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla makamlarını, mevkilerini ve keselerini Türk milleti ve vatanından daha fazla sevenlerle aynı partide bulunmam mümkün değildir. Bana bak, bütün bu gezinin sonundaki soru bu be oğlum.